Hocam biliyorsunuz ki 2024 güncellemesinin gelmesine çok az bir süre kaldı. Fakat inanılmaz bir şekilde paket açılım videosu istiyorsunuz benden. Ben de Avrupa versiyonundaki hesabımda 10.400 sözleşme kontratı olduğunu gördüm. Bu da yaklaşık olarak 104 paket açılımına tekabül ediyor. Sizi kırmayacağım arkadaşlar. O yüzden 2024 güncellemesi öncesi efsane kadromu gösteriyorum size hemen buradan. Efsane kadroma paket açılımı yapacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Ronaldo, Luciesalı, Osimhen'li, Fernandes'li, Wijnaldum'lu, Rodri'li bu efsane kadroma yeni oyuncular getirmeye çalışacağız. Ardından Scout bölümünden buraya gireceğiz. Burada Avrupa, Fransa Ligi ve 26 yaş altına tıklayacağız. Buradan da Mbappé'yi çıkartmaya çalışacağız. Daha fazla beklemeden hemen geçelim videoya. Evet, burada açtığımız bütün paketler 2022-2023 sezonuna ait oyuncular. 27 aramada 83 garantili kart verecek bize. 83 üzeri kart verecek. Hemen 10 arama yapıyoruz. Bakalım bu 10'lu listeden neler çıkacak, kimler çıkacak derken Unai Nunez geldi. Bir tane kırmızı kart elde edebildik. Bir 10 arama daha yapıyoruz hocam. Torres geldi ve bir tane siyah oyuncu verdi. Beklemediğimizdi. Garanti dışında verdi. Garanti dışında gelen oyuncular iyi olur. Güzel olur, temiz olur. Bakıyoruz. Orta saha oyuncusu. Orta saha oyuncusu Fabinho. Fabinho geldi. DMF Fabinho. Gerçekten oyunun güçlü kartlarından, güçlü oyuncularından bir tanesi. Gördüğünüz gibi birçok pozisyonda oynayabiliyor. Avantajlı bir kart. Destenin devam eden kısmında herhangi bir şey vermiyor. 10 arama daha yapıyoruz. Corona geldi. Missio geldi. Eski Galatasaraylı Missio. Bir 10 arama daha yapıyoruz. Zuma. Garanti dışında bir siyah daha verse çok temiz olur derken bir siyah daha geldi. Slovenyalı kaleci. Hocam Oblak nereliydi? Oblak nereydi? Oblak Belçikalı mıydı? Lan Handanovic geldi ya. Slovenya Handanovic. Ben Oblak'ı bir anda karıştırdım. Oblak'ın nereli olduğunu karıştırdım arkadaşlar. Kaleci olarak Handanovic geldi. Olsun güzel. Garanti dışında bir siyah kartı. Bir onlu deste daha. Guenzi. İsmail'i. Güzel. 79 kilo üstü. Scout verdi. Bir 10 arama daha yapıyoruz. Sirigu. Eskilerin efsane kalecisi artık yaşlı bir panter. Porro ve bir siyah daha. Portekiz yoksa Cristiano Ronaldo mu? Ronaldo'ya çok ihtiyacım var arkadaşlar. Gerçekten elimdeki Ronaldo'yu yükseltmem lazım. Hadi. Hadi oğlum. Kırma bizi, üzme bizi. 2024 güncellemesini merakla bekliyoruz arkadaşlar. Merakla bekliyoruz. Artık bir orta saha oyuncusu. Tipten bilemedim. Ya Ruben Neves Allah için yani, bıktım şu oyuncudan. Gele gele yoruldum arkadaşlar. Sürekli Ruben Neves geliyor. 1.79.6 5 yıldız scout geldi. Bir 10 arama daha yapıyoruz. Maripan 5 yıldız İngiltere çok iyi. Bir 10 arama daha yapıyoruz. Demek ki hakkımız var. Derken bir siyah oyuncu daha Fransa'dan. Ulan Mbappe'yi scout'tan değil de şuradan çıkartırsak ne mutlu olurum be. Hadi oğlum, defans oyuncusu mu? Defans oyuncusu geldi. Fransız defans oyuncusu. Kimpembe falan gelmiştir kesin diyecektim. Şu eşkal bana. Ooo. Theo Hernandez geldi. Güzel. Yani Theo Hernandez herkesin kullandığı, çok sık kullanılan kartlardan bir tanesi arkadaşlar. İtalyan oyuncu. Aynı zamanda kendisi bu Game Pass'te de mevcut. Yani oradan aldı yükseltmesini de yapabiliriz. Bir 10 arama daha. Şu ana kadar 3-4 tane falan siyah oyuncu çıkarttık diye tahmin ediyorum. Bir 10 arama daha diyecektim ki kalmamış. Olsun, sıkıntı yok arkadaşlar. 85 üzeri bir oyuncu elde edeceğiz. Görüyorsunuz 100 aramada elde edebiliyorduk. Öyle bir şansımız vardı. 85 üzeri. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. 85 üzeri kart geldi. Bundan sonraki 200 aramada 87 üzeri kart veriyormuş. Bak sen, Total Futbol'un yeşil sürümünde de ilginç olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Gerçekten beklemediğim şeyler. 85 üzeri bakalım, arayalım. Portekiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel geçtin oyuncuları. Güzel. Oo, forvet. Portekiz forvet. Bu kim ya? Jota geldi. Allah'ım ya Rabbim. Portekiz forvet deyince aklımız direkt Ronaldo'ya gidiyor arkadaşlar. 85'lik Jota geldi. Neyse şu 77'lik kartı açalım. Daha çok güzel şeyler bizleri bekliyor. Arkadaşlar bu 77'lik kart çıkarken size ufak bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu aralar yine Total Futbol'a sık sık videolar atmaya başladım.
bu videolarda gerçekten desteğe ihtiyacım var arkadaşlar. Eskisi kadar izlenmiyoruz. O yüzden videoları beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Genelde her gün akşam altta video atıyorum. Ve aynı zamanda videonun açıklama bölümünde Discord adresimiz var. Biliyorsunuz Total Futbol'la bir partnerlik anlaşmam var. Discord'da ne kadar Türk oyuncusu olursa o kadar Türkiye'ye yatırım yapacaklarını söylediler. O yüzden arkadaşlar sizleri Discord'da bekliyorum. Kesinlikle gelin orada kendimizi gösterelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir birikim yapıyorum. Ondan sonra videoda bunların hepsini açıyorum. Şimdi sözleşme kontratını da açtık. Bayağı da bir oyunu çıkarttık. Scouts bölümüne geleceğiz arkadaşlar. Scouts bölümünde öncelikle elimizdeki fazla kontratları çıkartıyoruz arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz şekliyle. Ve buradan hemen bir kombinasyon yapacağım ben. Avrupa, İngiltere Ligi diyeceğiz, tamam mı? 26 yaş altı. Burada Haaland'ı göreceğiz. Ruben Dias, Alexander Arnold, Rodri gibi oyuncuları görüyoruz görmüş olduğunuz gibi. 1.79 üstü dediğimizde makas daha da daralıyor mu? Haaland 1.79 üstü değil miymiş? Ha 6'ymış burası, pardon. 79 kilo üzeri diyelim. Ronaldo, Kane, Van Dijk gibi oyuncular burada çıkıyorlar. Haaland da var aynı zamanda. Gerçekten burası da güzelmiş. Ve aynı zamanda bir de arkadaşlar Avrupa'yı silip ya da şöyle Avrupa deyip pardon Fransa Ligi deyip 26 yaş 6 dediğimizde burada Mbappe'nin olduğunu görüyoruz. Evet hocam, kombinasyon bu şekilde oluyor. Burada Mbappe çıkartma ihtimalimiz tabii ki var. Ama sanki diğer yerler daha mantıklı gibi de gelmedi değil. Yani Haaland çıkarma ihtimali olan bölüm özellikle İngiltere Ligi deyip buradan da 79 kilo üstünü seçtiğimizde burada hem Haaland hem Ronaldo gelme şansı var. Van Dijk'ın da gelme şansı var. Rodri de elimizde var. Hiç yoktan yükseltme yaparız. O yüzden ben burayı arkadaşlar açacağım yani. Buna karar verdim. 32 bin euro harcayacağım. Çok şanslı değiliz biliyorsunuz burada. Yani Danimarka, Schmeichel mı geldi? Yani hiç bakasım bile gelmiyor arkadaşlar gerçekten. Danimarka'dan bir oyuncu geldi. Bakıyoruz. Højbjerg geldi. Abi bundan da bıktım. Bu heriften de bıktım. Højbjerg'den de bıktım. Gerçekten bak. Artık midem bulanıyor bu tarz oyuncuların gelmesinden. Fransa Ligi 26 yaş 6 diyelim. Ve aynı zamanda store'dan bir ürün daha alalım. Şu 1.79 altını bir silelim arkadaşlar. Store'dan bir ürün daha alalım. Mbappe'ye en azından uyacak bir şey almamız gerekiyor. Mbappe burada hangisiyle gelir bize? Yani Mbappe'nin boyu sanki çok uzun değil arkadaşlar. Sanki under 1.79 dememiz gerekiyor. Yani Mbappe'nin boyu 1.78 gibi falan hatırlıyorum ben. O yüzden 3.000 şuna verdim. Şaka gibi 4 yıldız bir scout 3.000 lira falan para verdim. Ama neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Derken Mbappe'nin boyu 1.79'un altına değmiş. İlginç. Şaşırdım. Mbappe'nin boyu 1.79'un altına nasıl olmuyor hocam? Anlayamadım. Ben 1.78 gibi gördüm internetten okuduğumda. Bir Mbappe'nin boyuna bakacağım. Arkadaşlar Mbappe'ye 1.78 diyor. Yani nasıl olmuyor? Gerçekten anlamıyorum. Anlamış değilim. Evet arkadaşlar, inat ettim, hırs ettim. Yani TF harcaya harcaya yeniliğe yeniliğe sonunda şu forvet, 4 yıldız forveti buldum arkadaşlar. Ve Mbappe, 90'lık Mbappe orada bize sırıtıyor. Geleceğinden mi? Değil ama işte. Evet, gelmedi zaten. Anca can sıkıyor arkadaşlar. Scout can sıkıyor. Scout da arkadaşlar size bir tavsiye olsun. Kesinlikle 6 yıldız dışında açmayın arkadaşlar. Gelmiyor. Yani çok spesifik özelliklerde istediğiniz oyuncuya erişmeniz için 6 yıldızlar bekletmeniz lazım. Özellikle şu 70 kilo üstü 80 kilo altı bölümünü getirdiler. İyice böyle scoutlar zorlaştı. Neyse geçelim. Can sıkmaya gerek yok arkadaşlar. Burada biz normal trade bölümünden kırmızı oyuncularımızdan hemen 10 tane ekliyoruz. Buradan görmüş olduğunuz gibi. Ve kırmızı oyuncularımızı ekleyerek arkadaşlar siyah oyuncu elde edeceğiz. Burası daha ilgi çekici. Sözleşme kontratı açmış kadar olacağız. Siyah çıkmasını da beklemeyeceğiz en azından. O yüzden hemen burayı arıyoruz arkadaşlar. Ve siyah bir oyuncu kim geldi? Buraya da aslında bir ülke animasyonu getirselermiş olurmuş. Dušan Vlahović geldi arkadaşlar. Bana göre boş bir kart. Dušan Vlahović. O yüzden bir onlu daha ekleyeceğiz buraya. Çünkü bayağı bir onlu çıkardık. Bir ara bu sürümde benim onlu kartım bitmişti hatta. Yanlış hatırlamıyorsam. Aradık. Tanıdık geldi bu yüz. Fernando. Fernando geldi. Neyse. Yine çöp. Yine çöp. Biz bu çöplere alışkınız ama arkadaşlar. Gerçekten öncelerden de hep bu oyuncular geldiği için bize. Aslında bir tane Wijnaldum kartı eritmem gerekiyormuş. Eritelim. Wijnaldum biliyorsunuz bu hesapta çok yüksek. Evet, aradık. Bir siyah oyuncu daha. Correa. Abi nerede çer çöp varsa gerçekten hepsi geldi arkadaşlar. Hepsi geldi. Ama ne yapacağız? Pes etmek var mı? Yok arkadaşlar. O yüzden şurada 3 tane siyah oyuncu koyup forvet getirme butonuna tıklayarak arkadaşlar, tamam mı? 3 tane siyah oyuncu ekleyeceğiz ve forvet bulmaya çalışacağız. Hemen çöpleri hemen buraya atalım. Raid diyelim. Arayalım bakalım.
Kim geldi? Milanlı bir oyuncu olması lazım bunun. Silva, eski Milanlı. Ah Silva. Tamam. Yani yapacak bir şey yok. Hemen bir daha arıyoruz. Bu şekilde trade'ledik. Bakıyoruz. Griezmann. Antoine Griezmann geldi. Griezmann kaçlık? Griezmann 86'lık. Güzel. Arkadaşlar yeni güncellemeyle birlikte Griezmann 89 falan oluyor galiba. Yanılmıyorsam, yanlış bilgi olmasın ama 89 olacak gibi hatırlıyorum. Griezmann da bu arada fena bir kart değil. Griezmann'ı da severim, haberiniz olsun. Bir forvet daha arayalım istiyorum. O yüzden şuradan aslında kullanmadığım oyunculardan şunları raidleyelim arkadaşlar. Kim geldi? Bu tip de tanıdık gelir gibi oldu. Bir şey oldu ama anlayamadım. Patrick Schick. Abi aynı adamlardan bıktık ya. Bunları ver be. Salla şunları. Bıktım sizden, istemiyorum. Gidin. Beni bir bırakın. Beni bir salın. Bir oyuncu daha. Yine tipten bir şey anlayamıyoruz. Iago Aspas. Hala neden oynadığını sorguladım oyunculardan bir tanesi. İki kart MF kullanacağız. 85 artı elde etmek istiyorum arkadaşlar. Şu Patrick Schick çöpüyle birlikte bunu bırakalım. Kim geldi? Orta saha. Tipinde meymeneti yok. Canales. Evet, 100 puana ulaştık. 85'lik bir oyuncu elde ettik. Burası da biliyorsunuz normal trade'de bu açıdan önemli. 85'lik oyuncu açıyoruz. Kim geldi? Lan Rodri de mi? Ooo, Lautaro Martinez geldi. Yani Lautaro Martinez'i de severiz arkadaşlar, bilirsiniz. Başka şurada eritebileceğimiz oyuncu var mı diye bakıyorum. Canales ve Diego Jota ikilisini eritebiliriz buradan. Ama ben forvet istiyorum ya. Forvet istediğim için 3 tane siyah oyuncu eriteceğim arkadaşlar. Ve buradan kim eritelim? Gabriel Jesus kullanmam, Canales kullanmam, biliyorsunuz beni. Aynı zamanda Diego Jota'yı da kullanacağımı düşünmediğim için bir forvet arıyoruz bakalım. Yine mi şu tip? Yine şu A Silva mı geldi ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Artı 75 trade points geldi arkadaşlar bu arada. Bir 3 oyuncu daha eritebilir miyiz acaba? Bakıyorum. Yani buna bir kadroya bakmam gerek arkadaşlar. Kadroda bazı çöpler olabilir. Onları çıkartmamız gerekebilir. Kullanmayacağım oyuncular. Milinkovic Savic. 86'lık bir oyuncuymuş aslında. Şu Zapata'nın kadroda ne işi var? Çıkart. Aynı zamanda Ronaldinho'yu da ben şu anda kullanmadığım için Martinez'in yerine alalım. Fabinho Havers. Bunlar arkadaşlar hemen şu şekilde bir tekrardan market. Bu market bölümünde. Bu arada market bölümünde player liste. Ooo, ilginç şeyler gelmiş arkadaşlar buraya. Bakın ben böyle şeyler olduğunu bilmiyordum. 22.000. Çok daha yüksek oyuncular alınıyor idi normalde ama burayı değiştirmişler. Neyse çok önemli değil ya. Bunlara sonra bakarım. Zaten şu an aktif olarak oynadığım bir sürüm olmadığı için arkadaşlar sıkıntı yok. Üçüncü oyuncu olarak da şu Havers'i bir verelim. Bir ekleyelim bakalım. Hadi oğlum, en azından 15 trade points ver. Felix geldi değil mi? Felix geldi. Hep aynı ya. Gerçekten yani 85 üzeri. Bu kim lan? Mendy falan mı ki acaba? Ooo, Rüdiger. İyiymiş. Rüdiger aldık arkadaşlar. Güzel. Kadromuzda iş yapacak bir oyuncu. Rüdiger var mıydı benim kadromda bu arada? Ooo, kadromda Rüdiger varmış. Vay anam vay. Arkadaşlar neler oluyor böyle? Videonun şeyine, şansına Rüdiger'i şaka maka 103 overla çıkarttık valla. Tertemiz bu arada. Şöyle bakıyorum. Hızı 100. Defansif farkındalık. Şunlara 1 puan verip hızı 101 yapalım. Dehşet bir şey arkadaşlar. Bu kart nasıl bir kart yani? Ben böyle bir şey görmedim açıkçası. Efsane bir stoper Rüdiger. Zaten Real Madrid stoperler açısından iyi arkadaşlar. Bunu az çok biliyorduk ama. Yani görüyorsunuz 1796 overall'da bir kadromuz var. Görmüş olduğunuz kadarıyla. Aslında şu Osimhen kanatta falan oynasa çok daha güzel şeyler yaptırabiliriz de neyse, şimdilik böyle 3 forvet yani şu şekilde arkadaşlar bahsettiğim size. Şu Rodri burada, Osimhen kanatta ama oynamıyor işte adam. Adam oynamadıktan sonra da o pozisyonda oyuncu oynatamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle de bir şey var. O yüzden biz tekrardan eski sistemine dönüş yapacağız. Şu. Şunu seçiyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle bir değişiklik. Sen de buraya gel. Ronaldo merkezde. Yani görüyorsunuz benim bu hesap efsane arkadaşlar. Efsane rötesi. Vallahi hesap boşalttık. Ne var ne yok harcadık, kullandık arkadaşlar. Dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Memnun kalmışsınızdır. Artık başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.